Evet, yeni bir çözüm farklı webcast'ine hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında bu bir webcast değil, başında da söylemiştik. Yeni yeni denemeye çalıştığımız online eğitimler diyebiliriz. Online eğitim deyince tabii kafanızın da karışmasını istemiyorum. Bizim normalde ücretli bir şekilde verdiğimiz online eğitimler var. Yani Çözüm Park Akademi'nin düzenlediği normal 14 saatlik yine remote ve ücretli olan eğitimler var. Bunlar bildiğiniz sınıf eğitimlerinin online hali. Yani örneğin işte VMware eğitim veriyorduk sınıf eğitimi olarak. Bu koronavirüsten dolayı ne oldu? Çözüm Park Akademi eğitmenleri bu eğitimleri artık online vermeye başladı. Ama onlar ücretli eğitimler. Çünkü onlar 14 saat sürüyor arkadaşlar. İşte sabah 9.30 gibi başlayıp akşam 5.30'a kadar. Ama tabii burada size ait lablar hazırlanıyor. Yani burada olduğu gibi Azure kredinizi alın gelin değil de lablar hazırlanıyor ve siz uzaktan bağlanıyorsunuz. Zaten sınıflar 6 ile 8 kişilik böyle hani 100 kişilik bir ortamda insanları toplamıyoruz. Daha küçük sınıflar olduğu için ve herkes kamerasını ve isterse mikrofonunu açıyor. Çünkü interaktif oluyor. Anında soru sorabiliyorsunuz. Veya ben şurayı yapamadım dediğinizde eğitmen size bağlanıp sorunu çözüyor. Bu ise ücretsiz bir eğitim. Şu anda olduğu gibi herkesin katılabileceği. O yüzden 2 saatte sınırlı tuttuk. Webcast'ten farkı ne? Webcast'te daha çok 1 saat içerisinde hem teknoloji anlatmaya çalışıyoruz hem de demolar yapmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda eğitim dendiğinde burada olduğu gibi arkadaşlar bir müfredatımızın olması lazım. En azından takip edebileceğimiz bir konu ve bir bölüm olması lazım. Bizim şimdi Azure'da veya işte atıyorum on-prem sistemlerde veya güvenlikle alakalı, network'le alakalı o kadar çok şey anlatıyoruz ki günün sonunda biz bunları part part böyle küçük küçük bölümlere ayırmaya çalıştık. Örneğin bugün ilk Azure eğitimimizde ne anlatacağız? Azure'a giriş gibi aslında. Microsoft Azure hesabının nasıl açıldığı, kredi eğer bir pes kodunuz varsa bunun nasıl yükleneceği veya kredi kartı bağlayıp kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Azure üzerinde network altyapısının nasıl kurulacağı, Azure VPN'in nasıl tanımlanacağı, şirket firewall'uyla bu VPN kurulumunun gerçekleştirilmesi, ilk sanal makinenizin oluşturulması ve şirket network'üyle bu sanal makinenin konuşturulması gibi aslında çok temel konularda bildiğiniz bir eğitim vereceğiz. O yüzden bu slaytın ikinci, yani sunumun ikinci slaytı ve son slaytı direkt Ümit kurulumla başlıyor olacak arkadaşlar. Biraz yavaş hareket edeceğiz çünkü kendi Azure hesabı olan veya bizimle birebir takip etmek isteyenler olacağı için webcast'lerdeki kadar hızlı gitmeyeceğiz. O yüzden bir step'i yapıp işte örneğin Azure hesabı açıp hadi arkadaşlar Azure hesabını açıyoruz deyip biraz sizleri bekliyor olacağız. Ortalama 1,5-2 saat sürecektir. Yani isteyen istediği vakitte ayrılabilir. Sonuçta amacımız dediğim gibi bir eğitim. Gerçekten bunu başından sonuna izlemek isteyenlerle beraber olmak istiyoruz biz de. Bu seriler devam edecek. Yani 2 saatlik eğitimler. Şöyle sorular da geliyor. Tüm günlük etkinlik yapmayacak mısınız? Biz onları çok yaptık arkadaşlar. 150'den fazla etkinlik, 650'den fazla webcast yapmış bir komünite olarak. Ne yazık ki tüm günlük etkinlikler verimli olmuyor. Ben onu çok denedim. İşte sabah böyle 200-300 kişi bir toplanıyoruz konuya göre. Saat 9, 10, 11 gibi herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Yani akşama kadar kimse bilgisayarın başında sizi dinlemez. Böyle bir hayat yok arkadaşlar. O yüzden tüm günlük etkinlik yapmayacağız. Daha çok daha verimli etkinlikler yapmak istiyoruz biz. İşte webcastler zaten son derece verimli. Haftada 2'den 6'ya çıkardık. Eğitimi de 2 saatlik eğitimlerle başladık. Belki maksimum 3 veya 4 saate çıkarız ama dediğim gibi bu insanların ücret ödediği eğitimler gibi hiçbir zaman bilgisayar başında olmuyorsunuz. Çözüm Park Akademi'nin online eğitimleri 14 saat, 2 gün nasıl insanlar geliyor derseniz çünkü insanlar ona para ödüyor. O yüzden sabah 9'da, 9.30'da bilgisayarın başında oturuyor. Akşama kadar yazıyor, çiziyor, öğreniyor, yatıyor, kalkıyor, pazar günü tekrar bilgisayarın başında oturuyor. Çünkü buna bir para ödüyor. Ama siz tüm gün, işte bütün gün bir şey anlatacağız, ücretsiz dediğinizde ne yazık ki yaptığınız efora değecek kadar bir katılım olmuyor. Peki ben daha fazla uzatmayayım. İsterseniz hızlı bir şekilde eğitimimize ilk olarak Microsoft Azure hesabı nasıl açılırla başlayalım. Ben sözü ve sunumu Ümit'e bırakıyorum. Ümit ekranını paylaşabilirsin. Teşekkürler hocam. Şu an masaüstüm gözüküyordur herhalde. Evet, boş bir sayfa açmışsın, tertemiz. Evet, başlayacağız hocam o yüzden. Şimdi arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi ilk başta Azure hesabını açabilmenin birçok farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Azure Passcode. Azure Passcode'u la beraber oturum açabilmek için arkadaşlar ilk etapta Microsoft'tan bir passcode almamız gerekiyor. Tabii bunu veri merkezindeki yoğunluk sebebiyle maalesef alamadık.
Ama alsaydık nasıl açacaktık dersek de almış olduğumuz pes kodu Azure pes kod yazdığımızda bu web sitesi üzerinden girip mail adresimize direkt Azure aboneliğimizi tanımlıyor olacaktık. Direkt start deyip zaten şimdi gelecektir ekran. Confirm Microsoft account. Zaten oturum açmışım ben. Bir Microsoft account ile. Ondan sonra burada Microsoft'un bize vermiş olduğu promo kodu girip aslında Azure aboneliğimi aktif etmiş oluyorum. Tabi bu şekilde yapamayacağız bugün maalesef. Bunun yerine Azure Free Account derseniz buradan kredi kartı bilgilerini girerek Azure aboneliğinizi açıyor olabilirsiniz. Peki pes kodu nasıl alıyoruz? Pes kodu birincisi arkadaşlar Microsoft üzerinden alınıyor. Onu söyleyeyim. İkincisi eğer MCT'seniz MCT'ler kendileri haftada sadece bir kez bu promo kodu üretebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Ama onun dışında temin edilemiyor. Bu yüzden de hani bu şekilde buradan deneme hesabını açıp ilerleyebilirsiniz. Ya da mevcut Azure hesaplarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim ben bir sayfa yeneyim. Az önce sign up demiştim yanlışlıkla ama tam çıkmamış. Şimdi arkadaşlar ilk başta bizim yapmamız gereken olay şu. Bizim konumumuz nerede? Araya girebilir miyim? Tabii. Arkadaşlar bir önceki etkinlikten aldığımız promo kodları ben yapıştıracağım. Eğer çalışan varsa deneyebilirsiniz. Bunların hepsi bir önceki etkinlikten kalma promo kod. Yani hangilerinin aktif edilip hangilerinin aktif edilmediğini bilmiyorum. O yüzden hani gerçekten ihtiyacı olan ve ben deneyeceğim diyen varsa o yüzden paylaşmış oldum. Ama dediğim gibi muhtemelen çoğu kullanılmıştı. Çünkü bir önceki Docker eğitiminde biz bunları dağıtmıştık. Ama bir yandan da chat ekranından vermiş olayım. Sen devam edebilirsin. Tamamdır hocam. Şimdi ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar şu. Biz sürekli olarak hani merkezimiz Türkiye'de olmayabilir. Farklı ülkelerde de olabilir. Bunun için kendi konumumuzdan Azure Veri Merkezi'ne ilk önce bir latency değerine bakmamız gerekiyor. Yani bana, yani benim bulunduğum konuma en yakın Microsoft Veri Merkezi nerede? Bunu nasıl öğrenebilirim? Yine burada azurespeed.com diye bir web sitesi var arkadaşlar. Burada Microsoft'un veri merkezlerine ait region'ları seçerek, veri merkezlerini seçerek almış olduğunuz latency'leri bakın şurada aşağıda görüyor olacaksınız. West Europe, North Europe, Amerika'da açayım. Eğer veri merkezimi Amerika'da oluşturmak istiyorsam ne kadarlık bir latency ile ben sonucuya ulaşacağım? Bunu buradan görebiliyoruz. Bu değerler arkadaşlar normal site-to-site VPN veyahut da normal erişim ayarları için verilen değerler. Bunları biz daha da düşürebiliyoruz ama tabii bunlar ekstra bir maliyet olarak bizim karşımıza çıkıyor. Buradaki latency'yi nasıl düşüreceğimizi söyleyecek olursak da Microsoft'un Express Route diye bir servisi var. Direkt sizin kendi veri merkezinizden, Azure veri merkezinize direkt dedike bir hat çekiliyor ve latency bu noktada daha da düşmüş oluyor. Hangi region'da çalışacağımı belirledikten sonra bakın latency'nin en düşük olduğu region West Europe region. Yani Türkiye'ye en yakın data center bu oluyor. Ben West Europe'da kaynaklarımı oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta portal.azure.com'da adresine gelip o sayfada oturum açıyoruz yetkili bir hesapla. Daha sonrasında Resource Group bölümüne gelip buradan bir tane Resource Group ekliyoruz. RG çözüm farklıyor. Region West Europe arkadaşlar. Bunu görebilirsem. Aynen.
Bu text bölümü var. Text bölümünde arkadaşlar daha çok aslında yani yüzlerce kaynağınız varsa bunları Azure üzerinde daha hızlı search etmek ve ayrıca cost analizi yapabilmek için kullanacağınız bir değer. Tabii bizim şu an buna bir ihtiyacımız yok. O yüzden boş bırakıp geçiyorum arkadaşlar. Ve create diyoruz. Research grubumuz birazdan geliyor olacak buraya. Birazdan gelecek. O gelene kadar geldi. Şimdi research grubumuz ilk etapta geldikten sonra arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey Azure üzerinde bir network mimarisini oluşturmak. Biz on-prem yapıda nasıl bir network mimarisi oluşturuyorsak aslında Azure üzerinde de aynı özeni göstererek oluşturmamız gerekiyor. Ve ardından da VPN için VPN Gateway servisini oluşturacağız. Bunu ilk etapta hızlıca oluşturmamız gerekiyor ki çünkü bu servisin kurulumu yaklaşık 45 dakika alıyor. O yüzden hızlı bir şekilde Azure üzerinde bir Virtual Network oluşturup ardından da Virtual Network Gateway servisini oluşturuyor olacağız arkadaşlar. Direkt create dedikten sonra Virtual Network'ü arattım arkadaşlar. Microsoft'un publish etmiş olduğu bir servis. Create deyip burada Azure'daki network ayarlamalarını gerçekleştiriyor oluyoruz. VNet çözüm var. Buralara isminiz herhangi bir isim verebilirsiniz. Önemli değil. Sadece region'ın West Europe olmasına dikkat edin ve aynı resource grupta olmasına dikkat edin arkadaşlar. Burada Azure üzerindeki Virtual Network içerisinde kullanabileceğim toplam IP aralığını IP address space alanında belirtiyorum arkadaşlar. Ardından da default'ta bu virtual network'e dahil edeceğim cihazlardan kastımız virtual machine'ler veyahut da PaaS servisler. Bu virtual network'e dahil olarken hangi subnet üzerinden IP alacak? Onu da burada subnet tanımlayarak gerçekleştirebiliyoruz. İstersek birden fazla subnet tanımlayarak departman da ayırma işlemlerini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Örneğin işte developer subnet, IT subnet, client subnet gibi frontend, backend vesaire bu şekilde subnetler oluşturup mimarimizi ona göre de şekillendirebiliriz. Ben şu an varsayılanla bırakıyorum. Next. DDoS protection istemiyorum arkadaşlar. DDoS protection yani basic seviyede sağlıyor zaten. Standart versiyonu çekmiyorum. Ve Windows Firewall servisini de aktif etmiyorum arkadaşlar. Tek yapıları her serviste aynı zaten ve create diyorum. Şimdi bu kısım önemli arkadaşlar. Neden? Şimdi işin network tarafı genellikle çok atlanıyor ve Azure'da yapı büyüdükten sonra biz bunu aktif danışmanlık yaptığımız için söylüyoruz. Çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Plansız bir şekilde burada çok büyük subnetler ya da çok küçük subnetler açtığınızda daha sonra buraya daha fazla bir yapı taşıdığınızdaki biz böyle örnek müşteriler de gördük. Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Küçük bir VNet oluşturuyorsunuz. Onun üzerinden dans etmeye çalışıyorsunuz. Sonra büyük bir yapıyı buraya getirmeye çalışıyorsunuz. Aynen bu koronavirüsten dolayı insanların birden firewall cihazlarına yüklenmesi gibi, remote altyapılarına yüklenmesi gibi ve sonra ha bu aslında çok da doğru olmamış deyip bazı şeyleri ne yazık ki kesintisiz yapamayabiliyorsunuz. Yani sonuçta bu bir data center ve milyonlarca insana cevap veriyor ve aklınıza esen her şeyi yapma gibi bir şansınız yok. Sonuçta burası bir public bir cloud hizmeti. Yani private tamamen size özel bir cloud hizmeti değil. O yüzden size tavsiyem Azure'da eğer gerçekten bir altyapı düşünüyorsanız şu andaki eğitim kapsamının dışında mutlaka arkadaşlar ya iyi okuyun ya iyi anlayın ya da bir danışmanla derdinizi çözecek kadar bilgiye sahip bir danışmanla ilk network altyapısını kurun. Çünkü her şey buradan başlıyor. Burayı düzgün kurduğunuz sürece bunun üstüne ne yapabiliyorsunuz? Çıkabiliyorsunuz. Ha, tabii ki şöyle şeyler var. Farklı VNet'ler arası peering hani switch'ten switch'e kablo atmak gibi düşünün.
Bu tür teknolojiler tabii ki var. İşte root tabloları yine var. Hani BGP anonsu çıkıyorsunuz, Azure bunu alıyor. Yani sonuçta network'ten anlayan arkadaşlar şu anda söylediğim şeyleri muhtemelen daha iyi anlıyordur. Ama günün sonunda aynı şey gibi plansız bir açılan DSP scope gibi düşünün. En çok belki herkes o örneği daha iyi algılayacaktır. Bir scope açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz cep telefonları geliyor. İşte printerlar, şunlar bunlar gelince ya bu scope olmadı deyip hadi bunu genişletmeye çalışıyorsunuz. Veya VLAN'lara ayırmaya çalıştığınızda nasıl sunucuların IP'sini değiştirmek ciddi bir sıkıntıysa, o yüzden de Azure üzerindeki en temel konu network design'ının düzgün yapılması arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Şimdi bu virtual network'teki feature'ları açıklamadan önce hızlı bir şekilde VPN gateway servisimizi kurmaya başladık arkadaşlar. Daha sonrasında ben buradaki özellikleri açıklıyor olacağım. Bunun için ilk etapta subnet bölümüne geliyoruz. Bu subnet bölümünden arkadaşlar bir tane gateway subnet oluşturuyoruz. Şu, bakın şu yukarıda. Burada herhangi bir ayarı değiştirmeden ben okey diyorum arkadaşlar. Buraları anlatacağım. Servisin hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi için buraları şu an atlıyorum zannetmeyin. Ardından bir sürü sorunun içerisine geldim ve tekrardan add deyip Virtual Network Gateway servisini aktif ediyor olacağım. VNet Gateway çözüm farklıyorum. Şunu basic yapalım. Buralardan bahsedelim arkadaşlar. Burada Virtual Network Gateway servisimize bir isim veriyoruz. Region'ımızı seçiyoruz. VPN tipimizi seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada VPN mi yapacağız yoksa Express Route ile mi Azure veri merkezine bağlanacağız? Bunu belirtiyoruz. VPN tipi Route Based mi, Policy Based mi? Genel itibariyle arkadaşlar biz tüm yapılarda Route Based bir VPN tipi kullanarak aslında hani subnetlerin direkt olarak Azure veri merkezine erişmesini veyahut da Azure'daki subnetlerin on-prem'deki subnetlere erişmesini sağlayabiliyoruz. CQO dediğimiz olay ise arkadaşlar Microsoft üzerinde oluşacak olan VPN Gateway servisinin özelliklerini bize açıklıyor aslında. Basic, Gateway 1, Gateway 2, Gateway 3 nedir şeklinde. Burada versiyonlarımız var. Express Route şöyle, onu da açıklayayım. Yani sizin lokal veri merkezinizden, tekrardan söylüyorum, lokal veri merkezinizden Azure veri merkezine özel olarak çekilen hattır. Herhangi bir internet bağlantısı olmasa da siz Azure veri merkezine erişebilirsiniz. Kaynaklarınıza erişim sağlayabilirsiniz. Tabii bunun için HA yapı kullanılması gerekiyor. Yani firewall'lardan iki tane. Arka plandaki işte anlaşacağız Equinix veyahut da Telekom İtalya tarafında yine bu ayarlar HA yapıda yapılarak bağlantının daha sürekli olmasını sağlamak için gerekli konfigürasyonlar yapılıyor. Çok özür dilerim. Ben yine ek yapmak istiyorum. Gerçek hayatta şöyle düşünün. Sizin bir veri merkeziniz var. Örneğin İstanbul'da. Öncelikli olarak bir ISP ile işte Türk Telekom gibi, Vodafone gibi, Turkcell gibi bir altyapı üzerinde anlaşmanız lazım. Çünkü Equinix, yani bu Express Route hizmetini Türkiye'de veren sağlayıcı diyelim. Telekom İtalya'da veriyordu yanılmıyorsam. Yani birkaç tane yer verebiliyor Express Route hizmeti. Ne demek bu? Doğrudan Microsoft'un veri merkezine dark fiberle giden bir nokta gibi düşünün. Yani İstanbul'da bir data center var. Fiber buradan bir çıkıyor, atıyorum Frankfurt'taki data center'a kadar. Öyle düşünün. Lokasyonları zaten bu şirketlerden öğrenebilirsiniz. Ama sizin kendi veri merkezinizin binanızdaki veya örneğin siz de Telekom'da veya Turkcell'de veri merkezinde olabilirsiniz. İşte oradan Equinix'e kadar bir hatta ihtiyacınız var. Bir, yani bir bunu sağlamanız lazım. Sizin sunucunuzun olduğu yerden POP noktasına gitmeni. POP noktasına gittikten sonra zaten gerisini Equinix veya işte Telekom İtalya ise, onu bilmiyorum, yanlış anlaşılmasın, diğer sağlayıcılar ne olur arkadaşlar, size alıyor datayı, doğrudan
yurt dışına gönderiyor. Şu anda aktif bir projemiz var benzer bu şekilde. ExpressRoute pahalı mı? Evet, daha pahalı VPN'e göre. İşte Telekom ayrı ödüyorsun, işte bu Equinix ayrı ödüyorsun vesaire. Azure ayrı ödüyorsun. Yani 3 yerde farklı para ödüyorsun. Yani ExpressRoute'la VPN'in fiyatları farklı. Telekom ayrı para ödüyorsun, Equinix ayrı para ödüyorsun. Bunu yapan firmalar şöyle, latency'nin çok önemli olduğu e-ticaret gibi ya da işte sağlık sektörü gibi yani ya da market zinciri gibi gecikmenin çok önemli olduğu bir sistemi Azure'a koyuyorsanız bir de KVKK GDPR'dan dolayı sistemi de Türkiye'de tutuyorsanız yani application serverlar Azure'da, database'ler Türkiye'de ise bu durumda ne olması gerekiyor? Database'lerle application serverların arasındaki network gecikmesinin minimum olması lazım. Bunun da şu andaki en iyi çözümü ExpressRoute. Çünkü ülkemizde herhangi bir veri merkezi yok public cloud sağlayıcılarının işlettiği. Evet. Şimdi burada CQ tarafına geliyoruz arkadaşlar. CQ'da da bizim seçeceğimiz network tipine ait versiyonlar var ve bu her bir versiyonunda kendi içerisinde özelliği var. Bu özelliklere bakacak olursak burada basic versiyonda arkadaşlar Azure ile lokal arasında kuracağımız VPN'de bağ gelişinin 100 megabit, site to site tünelin maksimum 10 tane bağlantı olarak ve point to site VPN'in de 128 kullanıcı olarak kullanabileceğini bize burada ifade ediyor. Daha fazla bağlantı hızı veya daha fazla point to site connection istiyorsak arkadaşlar bu noktada diğer versiyonları seçmemiz gerekiyor. Biz şu an basic ile ilerleyeceğiz. Daha sonra buralarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. BGP yayın yapmayacağız. Aktif modumuz yok. Tag bölümünde bir şey yapmıyoruz. Review and create. Şimdi bu servisin oluşması arkadaşlar yaklaşık bir 45 dakika sürüyor arka planda. O yüzden bunu kapatıyorum ve Virtual Network servisine geri geliyorum. Çok özür diliyorum. Yine araya giriyorum. Tabii. Bu garibinize gidebilir. Evet, 45 dakika sürüyor. Yani şu anda başlattık. 45 dakika sonra VPN yapabileceğiz. Bunun sebebi her bir müşteri için bir virtual appliance oluşturuluyor arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Sizin ESX veya Hyper-V veya işte Citrix ortamınıza yeni bir sanal makine açtınız. Üzerine FortiGate'in veya işte Checkpoint'in veya Palo Alto'nun virtual bir uygulamasını açtınız. Yapılandırdınız sonra VPN oluşturuyor gibisiniz. Yani güvenlik esası olduğu için oluşturulan bu Virtual Network Gateway'lerin arkadaşlar tamamı bir sanal appliance kutu cihazdır. Sanal olarak oluşturulur. Sanal oluştuğu için bir provisioning süresi vardır. Yani nasıl bir sanal makine oluşturduğunuzda 5-10 dakika uğraşırsınız, imaj atarsınız falan filan. Aynısını şu anda Microsoft arka planda sizin için bir sanal bir sunucu kuruyor gibi düşünün. O yüzden 45 dakika sürüyor. Tabii ki bu süreler muhtemelen yıllar içerisinde daha da azalacak. Belki sizin tarafta atıyorum Docker, Kubernetes gibi yeni nesil altyapılar oluştukça Microsoft da bu tarz cihazlara izin verecek. Böyle bir teknolojinin kullanılmasının ana sebebi sizin tarafta ne tür bir network cihazı olursa olsun VPN yapabilmek için çok jenerik bir sistem kuruyor. Yani SonicWall'da varsa okey, FortiGate'de varsa okey, pfSense varsa da okey, yani open source. Doğal olarak hepsine destek verebilmesi için çok jenerik bir yapı kullanıyor. O yüzden bu 45 dakikayı bekliyor olmalıyız. Evet. Şimdi tekrardan Virtual Network servisine geri geliyoruz arkadaşlar. Ben buradaki bazı özellikleri açıklıyor olacağım. Birincisi Azure'da arkadaşlar DHCP server kurmamıza gerek yok. DHCP rolünü Azure üzerindeki Virtual Network servisi üstleniyor. Yani on-prem'de bir DHCP'miz varsa bunu taşımamıza gerek yok. Ek olarak buradan yine DDoS Protection istersek standart versiyonu çekebiliyoruz. Azure Firewall'u istersek aktif edebiliyoruz. DNS serverımızdan kasıt arkadaşlar burada ilk etapta default'ta bırakırsanız Azure'un size sunmuş olduğu yani ISP'lerin siz evde internet kullanırken size sunmuş olduğu direkt DNS server ayarlarını burada görüyor oluyorsunuz. Ama biz bunu bu şekilde bırakmayacağız arkadaşlar. Bunu custom'a çekip kendi DNS server'ımızı tanımlıyor olacağız.
Peering bölümü arkadaşlar, Azure üzerinde yine aboneliğiniz içerisinde birden fazla virtual network var ise ve bu virtual networkler arasında bir bağlantı kurmak istiyorsanız, yani VLAN'lar arasında bağlantı kurmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani on-prem'de VLAN'lar arasında erişimi sağlamak için nasıl trunk yapıyorsanız, Azure üzerinde de bu VNet servisler arasında iletişimi sağlamak için peering servisini aktif etmeniz gerekiyor bu noktada. Servis endpointlerimiz var. Burada virtual network üzerinden hangi servisler işte erişim sağlayabilir vesaire, bunları buradan belirtebiliyoruz. Bunun dışında ekstra bahsedeceğim herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi Azure üzerindeki VPN Gateway servisimiz oluşurken ben buradaki kendi yapımızdan biraz bahsedeyim. Sizin için bir ortam hazırladık. Ortamımızda arkadaşlar Hyper-V sanallaştırma mevcut ve bu sanallaştırma üzerinde sanal makine olarak DC ve file server'ımız var. İlk etapta biz domain kontrolörümüzü Azure üzerine nasıl genişleteceğiz? Ardından Azure üzerinde mevcut file server'ımızı nasıl aktaracağız? Nasıl geçişini sağlayacağız? Daha sonrasında da Azure üzerinde RDS sunucuyu nasıl kuracağız? Bununla ilgili uygulamaları yapacağız. Burası bir kalsın. Şimdi VPN Gateway servisimiz oluşurken arkadaşlar, ben bir yandan da şundan bahsetmek istiyorum. Siz on-prem'de hangi firewall cihazını kullanmışsanız kullanın, fark etmiyor. Azure üzerinde VPN'i yapabiliyorsunuz. VPN ayarlarının nasıl yapılacağını bilmiyorsanız eğer arkadaşlar, buradaki sayfadan, yani docs.microsoft.com işte VPN Gateway sayfasından direkt olarak hangi cihazı kullanıyorsanız o cihazla ilgili Azure VPN konfigürasyonunun step by step guide'ları mevcut arkadaşlar. Bakın biz FortiGate'de yapacağız. FortiGate üzerinde yaparken arkadaşlar burada şunlar önemli. Birincisi VPN yapacağınız device'ın markası, minimum OS versiyonu çok önemli bu noktada. Minimum OS versiyon desteği yoksa burada VPN tarafını maalesef yapamıyorsunuz. Policy based veyahut da root based yapacaksanız hangi cihazlar, hangi minimum versiyondaki OS'lar bu policy based ve root based VPN tipini destekliyor. Bunları buradan görebiliyoruz arkadaşlar ve configuration guide'larına da ulaşabiliyoruz. Bakın FortiGate üzerinde Configuration Guide bölümüne tıkladığımda FortiGate'in sayfası açılıyor, kutluk açılıyor ve burada bana işlemleri adım adım nasıl yapılacağını anlatıyor oluyor arkadaşlar. Bakın step by step. Azure üzerinde Virtual Network, az önce bizim yaptığımız gibi. Gateway servisimizi oluşturuyor. Ve daha sonrasında FortiGate üzerinde yapılması gereken ayarlar arkadaşlar. Bakın. Bunların hepsini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hep beraber FortiGate'e bağlanalım ve bu adımları tek tek buradan yine bakarak gerçekleştiriyor olalım. %90.268.10.1 benim firewall'umun IP adresi arkadaşlar. Kullanıcı adım, şifremi yazıyorum. Evet. VPN bölümüne gideriz arkadaşlar. VPN tarafında IPsec tunnels. Burada tabii biz daha çok hani bizim de mevcut Azure ortamımız olduğu için arkadaşlar, bizim de Azure'a bir site to site bağlantımız var. O yüzden bu bağlantıya herhangi bir değişiklik yapmadan ikinci bir bağlantıyı oluşturuyor olacağım. Create new diyorum. Burada custom seçerek burada çözüm fark
Hazır. VPN diyorum. Next. Bakın arkadaşlar. Benden public IP adresi istiyor. Remote Gateway. Remote Gateway dediğimiz olay aslında Azure VPN Gateway servisine sahip olmuş olacağı public IP adresi. Şu an bu IP adresine erişim sağlayamıyorum arkadaşlar. Servis daha aktif olmadığından. Bu yüzden buraya 1.1.1.1.1 yazarak geçiyorum. İnterfeyizim val bakacak olursanız. Not yapacak mıyım? Disable. Did peer detection on idle olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Burayı disable, on idle. Crash key tamamen size bağlı. Siz ne verirseniz onu buraya yazıyor olacağız. İki versiyon 2'yi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şunları bir sileyim. Ardından da şifreleme algoritmalarını burada yazıyor olacağız. IS 256 SHA-1, TRIDES SHA-1, IS 256 SHA-256 olacak şekilde encryption algoritmalarını da buraya ekliyoruz arkadaşlar. Define Haltman Group bölümünde de arkadaşlar 2'yi seçiyoruz. Bakın. K lifetime değeri 28.800. Bu lifetime'ları doğru giriyor olmanız lazım arkadaşlar. Yoksa VPN bağlantılarında kopmalar meydana geliyor. Şimdi daha sonra Phase 1 tarafını yaptık. Bir de Phase 2 tarafımız var. Yani artık Azure üzerindeki kullanmış olduğu private IP subnetini buraya girip tekrardan belirtiyor olacağım arkadaşlar. Ve lokalden de hangi subnetten hangi subnette buraya erişim yaparken izin vereceğim. Bunu burada belirtiyor olacağım. Şimdi Phase 2 kısmına geldiğimizde buraya arkadaşlar subnet olarak düzenliyoruz. Benim lokaldeki subnetim 192.168.10.0/24 10.0.0.0/16 Linux tablet. Advanced bölümüne geliyorum ve burada da yine şifreleme algoritmalarını değiştiriyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde IS256 SHA-1 TRIDES SHA-1 ve IS256, SHA-256 olacak şekilde burada değiştiriyorum. Burada Enable Replay Detection ve Enable Perfect Forward Secrecy yani PFS taraflarını disable ediyorum arkadaşlar. Şunlar disable olacak. Ve ardından da yine Lifetime değerimi giriyorum burada. 27.000. Okey diyorum. O isimde bir VPN var mı acaba? Ha, karakter. Yok. Tamam, karakter sayısı. Her yerde çözüm pak yazmıyor ya. Olsun. Bakın şu an inaktif durumda. Bu tünelin aktif olabilmesi için arkadaşlar aynı zamanda yine Azure üzerinde VPN Gateway'de de benzer ayarları yapıyor olacağız. Tabii FortiGate üzerinde sadece bu VPN tüneli yapmış olmamız yetmiyor arkadaşlar. Bir de bizim buna policy yazmamız gerekiyor. İzin vermemiz gerekiyor hem lokalden Azure'a giderken ve Azure'dan lokale gelirken. Aynen. To Azure diye zaten benim şey vardı bu noktada. Adrese gelelim.
Create new adres diyeyim. Çözüm park hazır lokal diyeyim. Baş 16. İlk önce adresimi tanımlıyorum. Adres grubum, daha sonrasında polisiye gelip tekrardan yazıyoruz arkadaşlar. Create new diyelim. Şu hazır çözüm park. Lokal şu an benim bulunduğu network arkadaşlar. Net yönetim network'ü. Nereye gideceğim? Çözüm park VPN'e gideceğim. Source any all destination all. Şu an bu şekilde yazıyorum da isterseniz siz bu kuralları daha spesifik hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Yine hangi servislere erişim sağlayacağım? Tüm servislere erişim sağlayacağım. NAT yapmayacağım arkadaşlar. İstersen de security log'larını alabilirim. Şuradan da logging tarafını aktif edelim. Ve OK diyorum. Şimdi şurada ayarı doğru yaptım arkadaşlar. Evet. Asterisk destination adres. Ben şu destination adresi arkadaşlar şöyle yapacağım. Pardon. Yanlış yaptım. Şunu yapmam lazım. Destination adresi de çözüm park. Hazır lokale giderken bu network kullanacak. İzin olacak. Şimdi ikinci bir kuralımı yazıyorum arkadaşlar. Create new diyerek. Kural hazır çözüm park diyorum. Bu sefer incoming nereden gelecek arkadaşlar? Çözüm park Azure VPN'den gelecek. Nereye? Yönetim 2'ye. Yönetime gelecek arkadaşlar. Source çözüm park local destination all diyorum. Service all. Not yapmayacağım. Session'ları da aktif edelim arkadaşlar. Şimdi from ve to kurallarımızı yazdık. Ama ardından şunu da bir kontrol edelim arkadaşlar. Şu neredeydi? Sistemde değildi. Network. Static route. Benim burada bir tane de static route oluşturmam gerekiyor. Create new destination 10.0.0.0/16. Buradaki değeri değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Aynı değerde administrative distance varsa bu sefer çıkışıyor, olmuyor. Evet. Yapacağımız ayarlar bu şekilde arkadaşlar. FortiGate üzerinde. Bir bakalım servisimiz oluştu mu? Daha deployment sürüyor arkadaşlar. Bir 18 dakika olmuş. Tamam. Bunlar oluşurken arkadaşlar biz research grubumuzun içerisinde bu sefer ihtiyacımız olan sanal makinaları ve diğer Azure servislerini kurmaya devam edelim. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey arkadaşlar ilk etapta bir storage account. Daha doğrusu iki tane storage account. Sebebi de şu şekilde arkadaşlar. Birincisini oluştururken burada çözüm park diag strg. Yani diagnostik bir storage ihtiyacım var arkadaşlar. Storage'i oluştururken de şuna dikkat etmeniz lazım. Account kind storage versiyon 2 versiyon 1 ve blob storage'li 3 tipi var. Bu da yine kendi içerisinde ayrılıyor arkadaşlar. Bir de replication bölümleri var. Local redundant, geo-redundant, geo-redundant vesaire şeklinde gidiyor. Buradaki amaç şu, replication bölümünde LRS, zaten minimum LRS seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtiğiniz zaman da Microsoft size şunu diyor. Siz Azure Storage üzerine attığınız her bir dosyayı
X bir şey olabilir. Ben bunu aynı data center'da 3 kopya olacak şekilde tutuyorum diyor. Geo-redundant. Microsoft bu sefer dedi ki sen geo-replication yapmak istiyorsan senin verini aynı data center'da 3 kopya, ayrıca mevcut data center'a en yakın data center'da da, yani ayrı bir data center'da yine 3 kopya olarak tutuyorum diyor. Zio redundant storage ise arkadaşlar, bu noktada yine bunlar pahalı tipte storage'ler. Olay şu, siz Zio redundant bir storage oluşturduğunuz zaman kliması, klima soğutması, elektriği, internet bağlantısı, network bağlantıları tamamen ayrı olacak şekilde 6 farklı storage oluşturuyor. Ve bunlar da verilerinizin sürekliliğini sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki bu seçimlerin hepsi ücretli. Yani hangi versiyonu seçiyorsanız ücretiniz ona göre değişiyor. Biz burada minimum cost'la ilerleyeceğimiz için local redundant şeklinde ilerliyor olacağız. Access tier'de arkadaşlar cool ve hot şeklinde değişiyor. Cool aslında on-prem'deki bir verimi Azure üzerine atıp arkay şeklinde kullanacaksam ben burada database diyorum. Account tipindeki access tier'ı cool seçiyorum. Ve daha düşük bir depolama maliyeti ortaya çıkmış oluyor. Hatta ise arkadaşlar IO giriş çıkışlarının daha çok yapılacağı bir storage tipi olacağını belirtiyorum ve ücretlendirmem de buna göre yapılıyor oluyor. İkinci adım network. Bu storage account'a hangi networkler erişim sağlayabilir? Hangi networkten gelen istekleri kabul edecek? Şu an all, herhangi bir kısıtlama yapmadım arkadaşlar. Secure transfer enable. Burayı işleyeceğiz. Buraları da söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer storage account oluştururken tek bölümü atlıyorum ve create diyorum. Bir soru var. Emin Bey'in sorusu. Hangi seçimler ücretli olabilir mi diye sorulmuş. Onu anlamadım. Bu bir yandan. Hangi seçimler? Bu seçimler. LRS, GRS diye anladım ben ama. Evet. Yani lokalin dışındaki her bir ekstra seçenek ücretli arkadaşlar. Gerekmediği sürece onları seçmeyin. Yok, LRS de ücretli. Yani o da ücretli. Tabi de o minimum olduğu için. Lokal kopya zaten almalıyız. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Ama genelde şimdi biz bunu çözüm park üzerinde de dokümanları var. Böyle okuyan aa süper diyor. 3 tane ayrı coğrafik dağıtım yapıyor gibi anlaşılıyor. Evet. Sorun o 3 coğrafik dağıtımın bir bedeli var. Yani o yüzden onları unutmamak lazım. Dediğim gibi burada her bir nokta çoğu nokta aslında ücretlidir arkadaşlar. O yüzden kontrol ediyor olmak lazım. Yani bir seçeneği seçmeden önce onun arka planda nasıl ücretlendirildiğini. Eğitimin sonunda Ümit de hızlı bir şekilde gösterebilir aslında. Siz ücretlendirmeyi gösterebilirim hocam. Evet, Azure Calculator diye bir site var zaten. Aklınızda olan herhangi bir konu varsa, işte atıyorum Azure Sentinel olur, Logging olur, VPN olur, Storage olur vesaire. Hızlıca yazıp onu öğrenebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ikinci bir storage hesabı oluşturuyorum. Bu storage hesabını da arkadaşlar çözüm Park File Sync Storage olarak adlandırdım. Storage Account Name'in hata almasının sebebi şu arkadaşlar. Storage Account oluştururken bir domain adı gibi oluşturmanız lazım. Yani daha önceden yazmış olduğunuz isimde Storage Account oluşturulduğu için siz Storage Account'ı oluşturamıyorsunuzdur. O yüzden farklı bir isimle oluşturmayı deneyin. Buralar yine aynı arkadaşlar. LRS. File sync için oluşturacağımız süreçte arkadaşlar. Buraları yine aynı bırakıyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Burada Azure Files. Large Files Shares. Yani ben Azure üzerinde bir file storage oluştururken terabaytlarca bir veriyi ben Azure'a göndereceksem Azure Large Files tarafını aktif ediyorum arkadaşlar. Bakın bunu aktif ettikten sonra bana diyor ki sen bunu local redundant'ta yapamazsın. Senin bunu geo redundant'a upgrade etmen gerekiyor.
Bunu zaten otomatik upgrade edecek arkadaşlar. Tabii çarpı 2 mahiyet şeklinde gibi bir ifade olacak. Blob soft delete arkadaşlar. Bu da onun üzerinde yine storage tipleri var. Blob, files, table ve query olacak şekilde. Bu da blob storage'e aktarılan verilerin silinmesine karşı ekstra bir önlem almış oluyorsunuz bunu aktif ederek. Toplamda 365 güne kadar retention sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kalsın. Bunu yapmalarının sebebi şu arkadaşlar. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. Artık on-prem tarafta kullanmış olduğumuz birçok third party backup ürünü Azure'a backupların extend edilmesini destekliyor. Tabii bu extend edilme işlemi yapılırken de arka planda Azure Blob Storage'i kullanıyor arkadaşlar. Bu sebepten yine mevcut backuplarınızı mevcut backup programınızı kullanarak Azure Storage tarafına extend edip yine burada da backup'ın silinmesine karşı ekstra bir retention da oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kaynak, bu storage kaynağımız da oluştu. Güzel. Şimdi arkadaşlar virtual machine oluşturmadan önce benim DNS tarafında yapmam gereken bir ayar var. Şu şekilde virtual network servisine geliyorum. DNS server özelliğine geliyorum ve burada custom diyerek benim on-prem'deki DC'min private IP adresini buraya giriyorum. On-prem'deki DC'min IP adresine 192.168.10.185. Burada bir daha fazla domain kontrolünüz vesaire varsa, DNS server'ınız varsa girebilirsiniz. Bunu neden ilk başta yapıyoruz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Virtual machine'ler oluştuktan sonra da evet bu işlemi yapabilirdik ama VM'ler çalışıyor durumdayken bu işlemi yaparsanız VM'lerin hepsini restart etmek zorunda kalırsınız. Niye hata veriyor? Şuradan bir daha bir gelelim. Kapat aç. Ben haber vereyim, data center'ı bir kapatsın açsınlar, düzelir. Başka bir IP denesene. Ha, IP ile ilgili değil. Yok. Şöyle yapalım o zaman hocam. Biz bir VM'lerimizi oluşturalım. Arkada bir için network gateway ile oluşuyor ya. Evet, o da aklıma o geldi. Muhtemelen. Şimdi arkadaşlar. Aynen. Sonra ekleyelim. Şimdi hani süreyi de biraz daha hızlı kullanabilmek adına arkadaşlar Azure üzerinde kullanacağımız sunucularımızı burada oluşturuyoruz. Burada Windows Server yazarsanız Microsoft'un size publish etmiş olduğu Windows Server versiyonlarını burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ben 2019 Data Center kuracağım. Create diyorum. Çözüm Park AZRDC01 olmadı. Şöyle yapalım o zaman. DC02. On-prem'de DC1 vardı. Burada da DC2 olsun.
Size'ımızı buradan seçiyoruz arkadaşlar. Burada birçok VM size var arkadaşlar. Tabii aktif ve pasif olacak olan şekilde abonenize bağlı olarak değişir bu. Her bir VM'in de kendine ait bir çalışma özelliği var arkadaşlar. İşte B serileri genelde test ortamı için kullanacağınız. İşte A, D, E serileri işte genel kullanım. İşte yüksek memory veyahut da storage tarafında yine yüksek kullanım gerektiren işlemler için. GPU'lu makine açabiliyoruz N serisi. Veya dedike makine de açabiliriz arkadaşlar fiziksel olacak şekilde. Bunlar da yapabiliriz. Tabii bu Azure abonenizdeki limitlere bağlı olarak değişir arkadaşlar. Ben test serisi açacağım. 2 core 8 GB RAM'e sahip olan bir makine açacağım. Kullanıcı adıma administrator olarak giremiyorum arkadaşlar. Microsoft buna izin vermiyor. O yüzden buraya farklı bir isim girmek zorundasınız. Public inbound port, yani VM kurulduktan sonra RDP portu açılacak vesaire, bunu aktif ediyorsunuz. Eğer Enterprise Agreement'ınız varsa veyahut da ESA anlaşmanız varsa arkadaşlar bu noktada lisansın var seçeneğini aktif ederek aslında burada makinenin Linux bir fiyatta çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama bunun için yine on-prem'de lisansa sahip olmanız gerekiyor. Disk tipi Premium SSD, Standart SSD ve Standart HDD olarak değişiyor arkadaşlar. Bunların hepsinin limitleri var. I/O limitleri bu noktada. Replication limitleri var. Ben hızlı bir kurulum olması açısından Premium SSD'yi seçiyor olacağım. Ayrıca yine ek bir disk eklemek istersek arkadaşlar, burada yine makine oluşturulurken yine diskimizi de ekleyebiliyoruz. Şu an ihtiyacımız yok. Next. Bakın birden fazla virtual network'üm olabilir. Ben burada hangi network'te çalışacağımı buradan belirtiyorum arkadaşlar. Public IP adresim olsun. Makineyi restart edeceğim. Tekrardan bağlanırken problemimiz çıkmasın. Gerçi private adresten bağlanıyor olacağız. Burada ekstra bir ayar değiştirmiyoruz. Boot diagnostic'in 10 olması önemli arkadaşlar. Ayrıca diagnostik storage'imizde burada gösteriyor oluyoruz. Bakın az önce oluşturduğumuz diagnostik storage'i burada gösteriyoruz. Çünkü olay şu, bazen Windows sunucular update alıyor, restart oluyor veyahut da bazı durumdan dolayı restart etmek zorunda kalıyoruz. Bu noktada VM'in bize host üzerinde hangi aşamada kaldığını sistem bize bu diagnostik storage üzerine atmış olduğu screenshot üzerinden bize iletiyor oluyor. İstersek Azure Active Directory'ye join yapabiliriz. AutoShot'tan backup'a enable edebiliriz otomatik bir şekilde. Ve bunları şu an yapmayacağız arkadaşlar. Extension bölümünde de VM kurulurken istersek sunucuya X bir rol kurulacak mı ya da X bir tool kurulacak mı vesaire, bunların seçimini buradan gerçekleştirebilmekteyiz. Tag bölümünde bir şey yapmıyorum. Great. İkinci makinemizi oluşturalım arkadaşlar şimdi. Yine Windows Server diyorum. Burada da RDS makinesini aktif ediyor olacağız.
Yine makine size'ımı seçiyorum. Save money no, lisansım yok, premium SSD. Buralar yine aynı arkadaşlar, sadece network oluştururken yine dikkat ediyoruz. Aynı network'te oluşması zorunlu arkadaşlar. Evet. Dipnot arkadaşlar, Azure üzerindeki VM'lere IP atamasını bizim kendi bilgisayarımızdaki gibi buradan network bölümüne gelip network şeyden yapmıyoruz arkadaşlar. Tüm IP atama yani IP sabitleme işlemlerini Azure portalinden yapmamız gerekiyor. Onun da nasıl yapılacağını göstereceğim birazdan. Şuradaki networking'e bir bakalım. Daha bitmemiş mi? Ne kadar olmuş? Daha bir 35 dakika. 36 dakika olmuş. Biraz sonra bu da aktif olacaktır arkadaşlar. Evet. Çözüm Park DC2 sunucumuz kurulmuş arkadaşlar. Bakın IP adresi bu şekilde private IP adresi. Ben bunu sabitlemek için arkadaşlar networking bölümüne geliyorum. Ya da direkt buradan yapmanıza gerek yok. Bu VM'e ait olan network interface servisini açarsanız bakın Çözüm Park DC02 network interface olacak arkadaşlar. Buna geliyorsunuz. Ve burada IP configuration bölümüne gelip private IP adres bakın dinamik şeklinde. Bunu statiğe çekebilirsiniz arkadaşlar. Pardon. Yine ekstra olarak arkadaşlar şöyle bir sorusu olanlar olabilir. Neden 4'ten başladı IP adresi? Çünkü Microsoft 1, 2, 3 ve 255 IP adresini kendi içerisinde routing yapmak için kullanıyor. Bu sebepten dolayı da mecburen 4. IP'den başlıyor oluyoruz. Subnet yazmamıza gerek yok. Sadece IP adresini yazmamız yeterli. Zaten bu subnet tarafında bakın burada default subnet olarak gösteriyor bize hangi subnette olduğunu. O yüzden sadece IP adresini yazarak işlemi tamamlıyoruz. İstersen ben buradan farklı farklı DNS serverlarda atamasını yapabilirim. Bu sunucu bu DNS serverda DNS sorgusunu yapsın diyebilirim. Şurada bir söz kurumu bir daha bir deneyim. Şu özelliklerden bahsedelim arkadaşlar. Yok, şimdi, pardon.
Bir tane soru Buyurun. var. Azure üzerine konumlandırdığımız makineyi Azure AD üzerinde yönetebiliyoruz. Aslında yönetemiyoruz. Azure AD dediğimiz bir PaaS servisidir arkadaşlar. Azure üzerine kurduğumuz bir domain controller'dan yönetebiliyoruz diyebiliriz. Bu konu biraz karışık çünkü 3 tane farklı kavram var. Azure Active Directory Domain servisi var. Azure Active Directory var. Bir de bizim normal Active Directory'miz var. O yüzden o konu biraz karışık. Soruyu şöyle anlıyorum. Azure üzerinde konumlandırdığınız makineyi şöyle yönetebilirsiniz. Ya kendi lokal domain kontrolörünüze bağlarsınız. Nasıl? Ümit şimdi network oluşturdu. Birazdan Virtual Gateway bitecek. VPN'i kuracak. VPN'i kurduktan sonra artık subnet'e DNS olarak sizin internal'daki yani on-prem'deki DC yazacak. Artık Azure'da açtığınız bütün makinaları domain'e join edip kullanabilirsiniz. Ama genelde nasıl biz her bir ayrı site için bir DC kuruyorsak Azure'a da best practice olarak bir tane sanal makinede DC kurmanız gerekir. Bu Azure AD değil, karıştırmayın. Azure platformunda kurduğunuz bir domain controller. Hala sizin on-prem'deki DC ile replike oluyor. Evet hocam. Şimdi burada yine dikkat etmemiz gereken noktalar arkadaşlar şu. Bir VM'i stop ettiğiniz zaman arkadaşlar bu status kısmında deprecated yazma size arka planda hala VM şarj etmeye devam ediyor maliyet anlamında. O yüzden burada VM'in stop ettikten sonra status bölümün deprecated olduğuna dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında mevcut bir VM'e disk eklemek istediğimizde VM'i kapatmamıza gerek yok. VM'i kapatmadan da disk ekleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz ama mevcut bir diski çıkartmak veya da extend etmek istediğimiz zaman arkadaşlar VM'i kapatıp değişiklikleri yapıp disk üzerinde ondan sonra tekrardan start etmemiz gerekiyor. Size bölümü şu şekilde. Baktınız ki bu size'dan memnun kalmadınız performansından değiştirmek istiyorsunuz. İşte 4 core 16 GB'a çıkartmak istiyorsunuz. Burada hemen size değişikliğini gerçekleştirip devam edebilirsiniz. Burada security kısımları var arkadaşlar. Microsoft'un Security Center demiş olduğu mevcut Azure üzerindeki servislerinizi tarayarak güvenlik açığı var mı yok mu onları kontrol ediyor ve size bir rapor sunuyor. Bunları uygulamak veyahut da uygulamamak tamamen size kalmış. Available set kavramı önemli. Şimdi biz normalde Azure üzerinde bir VM oluştururken ist sürekliliğine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani HA yapıda bir yapı kuracaksak. Microsoft'ta toplamda 4 tane SLA modeli var arkadaşlar VM için. Birincisi 199.9 availability sağlamak için Azure üzerinde oluşturacağınız VM'i Premium SSD diski oluşturmanız gerekiyor. %99.95 SLA istiyorsanız arkadaşlar available set oluşturup bu available set içerisine iki VM yani aynı servislerin çalışmış olduğu iki VM'i eklemeniz gerekiyor ki bu available set içerisinde de fault tolerance dediğimiz ve domain tolerance dediğimiz kavramlar var. Bu noktada bunlar şuna gidiyor. Birincisi Azure üzerinde konumlandırmış olduğunuz VM'in tutulduğu donanımlarda bir problem olursa ki olabilir. Her veri merkezinde olacağı gibi. VM oluşturulurken siz Available Set'e dahil ettiğiniz için oluşturduğunuz VM'lere ayrı donanımlar içerisinde oluşturmuş oluyor ve bu noktada aslında donanım olarak da ist sürekliliğini sağlamış oluyor size arkadaşlar. Yine Update Domain tarafında da arkadaşlar burada da Hyper-V Host kısmında yine bir problem yaşamamız adına oluşturulacak olan VM'leri farklı hostlar üzerinde size publish etmiş oluyor. Burası önemli. Çünkü bir VM oluşturulduktan sonra bir available set içerisine dahil edilemiyor. Yani VM'i create ederken available set'e dahil etmeniz lazım. O yüzden tabii biz demo ortamı olduğu için şu an etmedik arkadaşlar.
Onu da söyleyeyim. Ekstradan beşine gerek yok. Yine aktif olarak kullanacağınız şeylerden bir tanesi de burası olabilir arkadaşlar. Ben birçok müşteride yaşadım. Yanlışlıkla RDP portunu hani kapatıp Azure'daki VM'e erişimime gibi durumlar olabiliyor. Bu noktada VM'e tekrardan PowerShell ile bağlanıp bu noktada RDP tarafına açıyor olmak için yine buradaki run command bölümünü kullanabilirsiniz. Ekstra şu boot diagnostik'e bakalım arkadaşlar. Bakın boot diagnostik önemli demiştim. Şu an VM'im hangi ekranda host bölümünde? Onun ekran görüntüsünü bana buraya getiriyor ama müdahale ettirmiyor. Sadece ekran görüntüsünü alabiliyorum. Reset password olayı arkadaşlar sadece work grupta olan makineler için kullanılabiliyor. Yani domain'e join ettiğiniz bir VM için bunu kullanamıyorsunuz. Password unuttuysanız buradan mevcut kullanıcı adı ve yeni şifre yazdıktan sonra kullanıcı adınıza ait şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Redeploy kısmı arkadaşlar şu şekilde. Bazen Azure üzerinde de servislerle ilgili çalışma problemleri olabiliyor. Compute'da, storage'de, network'te vesaire. Burada VM'i redeploy ederek aslında VM'in farklı bir host'a, farklı bir storage'e geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Redeploy yapılırken arkadaşlar herhangi bir veri kaybı olmuyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Bakalım. Evet, Virtual Network Gateway servisimizde deployment'ı bitmiş. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Gateway servisimize geldik arkadaşlar. Bakın burada bize bir IP adresi verdi. Public IP adresi. Bu firewall'un dış bacağı gibi düşünün bunu. Ben buraya geliyorum tekrardan. Firewall'a giriş yapıyorum. VPN, IPsec tünel, çözüm farkı VPN. 111 yazdığım yer arkadaşlar. Şuradaki IP adresini yazıyorum. Tekrardan kaydediyorum. Evet. Şimdi gelelim biz Azure üzerinde bunu nasıl yapacağız? Şimdi on-prem'de dedik ki bizim Azure'daki network'ümüz 10.0/16. Şimdi bizim bunu Azure'a diyor olmamız lazım. Bizim lokaldeki network'ümüz 192.168.10.0/24 diyor olmamız lazım. Bunun için VPN Gateway servisine geldikten sonra arkadaşlar Connection bölümüne geliyoruz ve burada Add diyoruz. Burada Local Connection yazıyorum ben. Site to site VPN arkadaşlar. Bu tipi seçiyoruz. Local Network Gateway. Benim daha önce Azure'la aramda bir VPN olduğu için arkadaşlar istersen bunu seçebilirim ya da Create New diyerek Local Çözüm Park Network deyip 192.168.10.0/24 ve what is my IP? Buraya firewall'ımın dış bacağını yazarak direkt lokal network'ümü Azure'a söylemiş oluyorum. Benim şu an için bunu yapmama gerek yok. Halihazırda var. O yüzden on-prem'i seçip Firewall'da girmiş olduğum pre-shared key'i buraya da giriyorum arkadaşlar. IKEA version 2.
dedikten sonra şu an update işlemini bekliyoruz arkadaşlar. Burası biraz sürebiliyor. Aynen. Biz de bu sırada tekrardan DNS server'ımızı güncellemeye bir çalışalım. Evet, şu an güncelliyor gibi. Evet, güncelledi. Bakın, on-prem'deki DSIM'in DNS bilgilerini buraya yazmış oldum. Tabi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, şuradan VM'leri portal üzerinden restart etmem gerekiyor. Restart ettim. Restart ettim. Bakın bağlantım sağlandı. VPN. Azure üzerine de bakalım. Pardon, yanlış yere geldim. Şuna bir bağlantı yapıyorum. Firewall'ı bir kapatayım bakayım. Ping'le gidebiliyor muyum? Azure'dan FortiOne'a ping atmak için önce makineye bağlanmamız gerekiyor. Şu anda onu yapıyormuş zaten. Bakalım. Evet. Çok pardon. Şimdi tekrar baktım. Kurulmuş ama güncelleştiriliyor ibaresi var. Haklısınız, uzun sürüyor. Yani haklı çıkmak için değil ama çok fazla yaptığım için 10 dakikada kurulan bir gateway henüz görmedim dediğim gibi. Ortalama. Ya belki hani 36 dakika, 38 dakika falan deseniz de yine süper derdim. Çünkü biz çok kurduğumuz için kafadan 45 dakika önden bilgi veriyoruz. Şuradan ben bir firewall'ı kapatayım. Ping geldi. Trace gitmiyor ama çok ilginç bir şekilde. Ya bence ona takılma. Şu anda bağlantı daha önemli. Birbirlerine ping atıyorlar. Bağlantı geldi. Yani VPN. Ben genel Trace ile test ettiğim için hocam bir ona şey yaptım yani öyle. Tamam, sıkıntı yok. Ping geldiyse bir problemimiz yok. Tamam, oturdu. Ya şimdi canlı canlı eğitim verdiğimiz için günün sonunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Aman işte ping attık, onu yaptık, bunu yaptık. Normal production'lar böyle değil. Biz diyoruz ki VPN kurun, kuruluyor. İşte VPN'i bağlayın, bağlasın bir otursun. Ama biz şimdi burada zamanla yarışıyoruz. Zaten 1,5 saat olmuş. O yüzden ümitli hattı olarak push ediyor. Aynen. Ama sizler de biliyorsunuz ki zaten sistemler böyledir. Kurduğunuz şeylerin en azından sağlıklı çalışması için kısa bir süre
vermek lazım. Biz hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Çok hızlı bir şekilde hemen DC'yi domain'e join ediyoruz arkadaşlar. Domain'e join etmeden isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Ping çözüm park nokta lokal derseniz bakın on-prem'deki DC'ye erişim yapabiliyorum. O yüzden buraya da çözüm park nokta lokal diyerek domain'e join ediyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Diğer sunucumuza da bağlanalım arkadaşlar. Bu sefer RDS aşağıda private IP adresiyle bağlanalım. Bakın public IP'den gitmiyorum. Hemen bunu da bir domain alalım. Şuradan ben bir firewall'ı kapatayım da. Remote Desktop Session Host sunucumuzda domain'e join ettik. Ardından on-prem'deki DC'ye bağlanıyorum arkadaşlar. Burada Active Directory Site and Service'te subnet ekliyorum. Subnet eklemeden önce şurada şey ekleyelim. New Site Azure diyelim. Subnet eklerken de arkadaşlar New Subnet 10.0.0. 0/24 Azure diyoruz. Bu şekilde kaydediyoruz. Şimdi Azure'daki DC'mize bağlanalım. Domain hesabı da yapıyorum. Evet. Şimdi Server Manager açıldıktan sonra arkadaşlar hemen
Additional Domain Controller'ı aktif etmek için bu sunucuda Domain Controller rolünü yüklüyor olacağız. Role base domain services install. Evet, birazdan tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi bu adımı tamamlamadan şeye de geçmek istemiyorum. FileSync tarafına da geçmek istemiyorum. Şu sunucuyu restart ettikten sonra, hani gerekli kurumları yaptıktan sonra bence FileSync bölümüne geçeceğiz. FileSync tarafını yapmayalım. Vaktimiz yok çünkü. Bir webcast'imiz daha var ya, onunla çıkışacak. Son 20 tane yetişirse ona göre ilerleyelim. Tamam? Tamam. Yani FileSync kalır, RDS'i bitirmiş oluruz. En azından buraya kadarki kısmını kesiksiz, eksiksiz tamamlamış oluruz. Zaten hani bu eğitimlere olabildiğince yapmaya çalışırız. Bir sonraki kısımda da bunlara değiniriz. Yani şey için bence iyi. Hesap oluşturduk. Temel network ayarları yaptık. İşte VPN bağlantısını yaptık. Bir tane sanal makine kurduk. Domain'i aldık vesaire. Bence yeterli yani. O da çok kısa aslında. 20 dakikaya yetişir aslında oluyor. Valla 19 dakikan var. Yetiştirebilirsen. 19. Evet. Biraz hızlı. Bakın Azure bakın geldi. Evet, bakın bitti. Arkadaşlar devamı olacak mı? Ya tabii elimizden geldiğince devam etmek isteriz ama bu işler kolay değil. Haftanın 6 3 günü 6 tane webcast bizim kendi işimiz gücümüzden de oluyoruz biliyorsunuz. Buradan bir bizim ticari bir kazanımımız yok. Olur ama ne olur? Ayda bir tane, iki tane olabildiğince yaparız ama webcast'lerimiz yani eğitim işi biraz zor. Çünkü webcast öyle değil. En azından bir uzman geliyor, konuşuyor. Hani burada bir iş paylaşım var. Atıyorum bir üretici artı çözüm park. Bu tür konularda ise doğrudan biz kendimiz önce demo hazırlıyoruz. İşte mesainizi veriyoruz. O yüzden ücretli eğitimler kadar çok olmaz. Çünkü ücretli eğitimlerde günün sonunda bunun karşılığını eğitmen alıyor. Ama ücretsiz bu şekilde eğitimlerden çok fazla yapamayız. Bu bir gerçek ama elimizden geldiği kadar yapmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi DC'miz kuruda dursun, additional DC'miz. Daha sonrasında da RDS Session Host sunucumuza bağlanıyoruz, Azure'da kurduğumuz. Onda da hemen bir RDS rolünü aktif edelim.
Sadece postumuz. Şöyle yapalım o zaman. Şuradan bir ekleyelim. Not desktop service. Sage'in host. Bu da yüklensin arkadaşlar. Ardından biz on-prem'deki file server'ımıza gelelim. Evet, ardından hızlı bir şekilde PowerShell'i arkadaşlar run as admin olarak çalıştırıyoruz. File server sunucusunda. Ve buraya install-modül Azure RM diyoruz arkadaşlar. Burada Azure servislerine ait Azure PowerShell modüllerini direkt file server sunucumuza yüklüyoruz. Bu yüklenirken arkadaşlar Azure paneline gelip oluşturmuş olduğumuz Çözüm Park File Sync Storage account'una geliyoruz ve burada File Shares bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Bir tane file share oluşturuyoruz. Diyorum ki share on-prem örnek veriyorum ismine. Burada kotaya 102.400 diyorum. 100 terabaytlık bir alanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi resource grubunun içerisine geliyorum. Azure File Sync diyorum. Azure File Sync servisini oluşturuyor. File Sync çözüm park diyorum arkadaşlar. REST Europe'da oluşacak. Create. Bu deployment'ı zaten hızlı oluyor. Burada ilk yapmam gereken arkadaşlar bir tane sync grubu oluşturmak. On-prem sync grup 1 diyeyim. Azure Storage'i seçiyorum. Hangi Azure Storage'i? Bu on-prem'deki file server'da bulunan dosyalarımı aktaracağım. Bakın oluşturmuş olduğum share'ı da buradan seçtim arkadaşlar. Create diyor. Bunu yaptıktan sonra registered işlemi var arkadaşlar. Azure File Sync Agent'ı indiriyoruz. Şurada indirme linki var. Bu indirme linkini file server üzerinde açacağım. Server 2019 versiyonunu indiriyorum. Her versiyon için ayrı bir kurulum şeyi var arkadaşlar. Agent'ı var. Ona göre kurmanız lazım. Evet. Şöyle modül olur. RM diyelim. Import şöyle modül olur. RM oluyor mu? Çalıştıralım. Tamam, yükleniyor. Hemen agent'ımızı hızlı bir şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Proxy varsa proxy ayarlarımızı yapıyoruz. Otomatik update versiyon olsun her pazar günü. Bunları seçtim.
Benim on-prem'deki file server'ımda da arkadaşlar şöyle bir share var. Oluşturalım hemen. Share diye. Böyle bir şehrim olsun. Bunun içerisine de şu sync agent'ı atayım arkadaşlar. Şimdi Azure File Sync Agent'ı benden Azure Storage hesabında yetkili bir hesap girmemi isteyecek arkadaşlar. Ben owner'lık hesabıma giriyor olacağım. Bakın subscription'ın resource grubun Python çözüm farkı. Register diyorum. Bu sunucumu Azure File Sync servisine register ediyorum. Evet, register yapılıyor. Şu an test işlemleri kontrol ediliyor arkadaşlar. Evet, herhangi bir problemle karşılaşmadım. Evet, şimdi sunucumu bir restart edeyim arkadaşlar. İşlemin daha hızlı olması için, yoksa biraz beklemek gerekecek. Bakın, refresh dediğimde sunucum geldi. Bakalım sunucu açıldı mı? Daha sonra arkadaşlar hazır üzerinde oluşturmuş olduğumuz FileSync servisine gelip Sync Groups'ta oluşturmuş olduğumuz Sync grubun içerisine giriyoruz ve bu Sync grubun içerisine register etmiş olduğumuz server'ı ekliyoruz. Add server endpoint diyerek burada çözüm park file server C'nin altında share petine buraya sync edeceğimi söylüyorum. Cloud training yani eskimiş dataları, az kullanılan dataları da direkt Azure'a göndererek on-premise'deki alandan da tasarruf edebilirsiniz. Direkt create diyoruz arkadaşlar. Buradan da duruma bakabiliriz. Provision bölümü. Birazdan tamamlanıyor olacak. O sırada Sage'in post. Şuna da Computer Management'tan gelelim. Remote Desktop User'sa Domain User'sa ekleyelim. Enable Sync işlemimiz gerçekleşti. Artık şu an on-prem'deki file server'ımızın yani belirtmiş olduğumuz shared pad'i
Azure üzerindeki bu sürece sync oluyor arkadaşlar. Bakın file bölümüne geldim. Birazdan benim de buraya geliyor olacaktır. Peki ben buraya nasıl bağlanabilirim arkadaşlar? Çok basit. Connect diyoruz arkadaşlar. Bu script'i alıyoruz ve isterseniz grup policy'den de tüm kullanıcılara bu pet'i basabilirsiniz start script olarak. Şöyle run as admin olarak çalıştırdığınızda Azure'daki RDS'de yapayım bunu. RDS sunucumda her kullanıcının startup script'ine bunu yapıştırdınız arkadaşlar. Azure file storage'e erişim sağlıyor olacaksınız. Bakın geldi. Birazdan da buradaki dosyam da buraya geliyor olacak. Bakın şu an gönderim yapıyor. Şu an benim internet upload hızım hani 5 megabit olduğu için biraz yavaş ilerliyor olabilir. Bakın geldi ve ben de buna yine RDS üzerinden erişim sağlayabiliyorum. Artık tüm file server'ım ben Azure Storage'e sync ettikten sonra da tüm çalışmalarımı yine file storage üzerinden gerçekleştirebilirim. Burada şunu unutmamamız lazım. Azure File Storage içerisindeki verilerinizin de backup'ını alıyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki ağzına sağlık. Süre olarak yetiştirdin. Teşekkürler. Arkadaşlar soru alacak vaktimiz yok. O yüzden 2 saatimizi tamamlamış olduk. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet. Herkese güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Ümit'ciğim sana da ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Emeğine sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar. İyi günler.